Amerikalı fizik ve astronomi profesörü Irina Romanovskaya, uzaylı araştırmalarında şimdiye dek yanlış noktaların hedeflendiğini öne sürdü. Bilim insanı, uzayda başıboş dolaşan ve haydut gezegen diye nitelenen öte gezegenlerin düşünülenin aksine, dünya dışı yaşam için önemli hedefler olabileceğini savundu. Halihazırda yürütülen dünya dışı yaşam arayışları, yıldız sistemlerinin yaşanabilir koşullara sahip bölgelerindeki gezegenlere odaklanıyor. Ancak Houston Community College'da görev alan Romanovskaya, hakemli bilimsel dergi Journal of Astrobiology'de yayımlanan yeni makalesinde şaşırtıcı bir soru ortaya attı. Yabancı uygarlıklar, yıldızlar arası mesafeleri kat etmek için haydut gezegenleri kullanmayı öğrenmiş olabilir mi? Romanovskaya söz konusu teoriye, kozmik otostopçu hipotezi adını verdi. Teori iki ana önermeden oluşuyor. İlki, haydut gezegenlerin dünya dışı uygarlıkların ana gezegenlerinin yakınından geçtiğini ve, bu sırada uzaylıların bu serbest cisimlere göç edebileceğini öngörüyor. İkinci önerme ise, dünya dışı uygarlıkların cüce gezegenleri bu haydut gezegenlere dönüştürmek ve üzerlerinde seyahat etmek için etraftaki kozmik nesnelerin kütle çekim kuvvetini teknolojik araçlarla kullanabileceğini savunuyor. Romanovskaya'ya göre uzaylılar yıldızlar arası ortamı, diğer yıldızları ve gezegen sistemlerini araştırmak ya da başka gezegenlerde koloniler kurmak için bu sıra dışı yönteme başvurmuş olabilir. Öte yandan, bu teorinin doğru olması için herhangi bir yıldızın yörüngesinde, dönmeyen bu gezegenlerde yeni enerji kaynaklarının yaratılması gerekiyor. Romanovskaya ise söz konusu gezegenlerdeki, olası uzaylıların nükleer füzyon aracılığıyla enerji elde edebileceğini ifade etti. Ayrıca uzay radyasyonundan korunmak için, gezegenin yüzeyinin altında veya okyanuslarda yaşamaları da mümkün. Yine de haydut gezegenler, ev sahibi bir yıldıza sahip olmadıkları için, yüzey okyanuslarını da uzun süre koruyamayabilir. Bu nedenle Romanovskaya, uzaylıların bu gezegenleri daha uzun süre yaşayabilecekleri, başka yıldız sistemlerine doğru süreceğini tahmin ediyor. Bu senaryoda şu soruyu akla getiriyor. Haydut gezegendeki uzaylılar, Güneş sisteminin yakınından geçebilir mi? Romanovskaya, bunun küçük ama gerçek bir ihtimal olduğunu söylüyor.